Merhaba arkadaşlar, bugün size en çok kullandığımız ilaçlardan aspirin hakkında bilgi vereceğim. Biliyorsunuz aspirin alan hastalarda acil durumlar dışında ameliyatlar 5-7 gün kadar ertelenmektedir. Onun için aspirinden kısaca bahsetmek istiyorum. Aspirin içinde asetil salisilik asit ihtiva eden analjezik, ateş düşürücü, antiinflamatuar ve antiagregan etkilere sahip bir ilaçtır. Oral alımında, ağızdan alımında hızla emilir ve 1-2 saat içerisinde maksimum etkisi, maksimum düzeye ulaşır. Bu aspirin bu etkilerini siklooksijenaz dediğimiz prostaglandin sentez enzimini inhibe ederek prostaglandinlerin ağrı, ateş, enflamasyon ve agregasyondan sorumlu prostaglandinlerin sentezini önlemektedir. Aspirin hangi durumlarda alıyoruz? Enfeksiyon, iltihap durumlarında, yani enfeksiyonlarda, kronik ve akut romatizmal hastalıklarda, ağrılarda, örneğin baş ağrıları, diş ağrıları, şiddetli ağrılarda, siyatik ağrılarında, migren ağrılarında aspirin kullanmaktayız. Yine gripal enfeksiyonlarda, soğuk algınlıklarında görülen ve bu ve benzeri durumlarda görülen ağrı ve ateş durumlarında da aspirin alınmaktadır. Peki aspirin hangi durumlarda almamamız gerekmektedir? Salisilatlara karşı alerjik reaksiyon olanlarda, aşırı duyarlı olanlarda, yine steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlara karşı alerji durum olanlar, kanama eğilimi olanlarda, gebeliğin son 3 ayında, glukoz 6 fosfat dehidrogenaz eksikliğinde, gastrointestinal şikayetleri olanlarda, ülser, gastrit gibi şikayet olanlarda aspirin almaları kontraindikedir. Aspirini doktorunuza danışmadan her ilaçta olduğu gibi kullanmayı diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Videomu dinleyip kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.